Evet değerli izleyenler, kısa bir reklamın arasından yeniden birlikteyiz. Halkın Partisi Genel Başkanı Kurdet Özersay şu anda Kanal T'de. Çok hızlı bir giriş yaptım çünkü konuşacak çok şey var, süre kısıtlı. Kurdet hocamızı da burada bulmak çok zor, yoğun çalışıyor kendisi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin Cumhurbaşkanı ne zaman çağırdı? Sen geldiniz yoğun mi? çalışmalar, yoğun çalışmalar ve sizin partinizde sürekli adayları, siz geride kaldınız, biraz adayları Adayları. gönderiyor sunuz diye bu kelimeyi, cümleyi kurdum daha doğrusu. Hocam hemen hızlı bir giriş yapalım. Halkın Tabii. Partisi ilk projelerini açıklayan parti oldu. Doğrudur. Hemen kontrol edelim tarihi. 7 Aralık 2017 tarihinde bu projeleri, bazı pratikleri, düzenlemeleri ve projeleri Evet. açıkladınız. Hemen onlarla başlayalım. Tabii ki. Projelerinizin amacını bir kez daha bize anlatır mısınız? Neleri içeriyor? Birkaç tane genel şey söyleyeyim önce. Burada uzun süredir devam eden bir çalışmanın ürünüdür. Biz sadece yapabileceğimiz şeylerin sözünü vereceğimizi söylemiştik Halkın Partisi'ni kurarken. Keza bu açıkladığımız projelerde ve adımlarda da yapabileceğine, yapabileceğimize inandığımız, yapabileceğimiz şeyleri açıkladık ve bu taahhüdü veriyoruz vatandaşa. İkincisi, kuşkusuz gelecek hafta çok daha kapsamlı 50 sayfalık bir parti manifestosu, seçim manifestosu yayınlayacağız. Orada bu projelerde ve bu adımlarda değinilmeyen turizmden başka bazı alanlara kadar pek çok şey olacak. Yani daha da kapsamlısını önümüzdeki hafta açıklayacağız ama burada söylediğimiz Basın toplantısı mı yapmayı belki ama burada düşünüyorsunuz? söylediğimiz şey şudur. 40'tan fazla somut bir takım adımı ortaya koyduk. Bunları atacağız dedik. Nedir bunlar? Mesela bir tanesi kolay konut edindirme projesidir. Evet. Bir diğeri toplu Özel sektör tabii var. yani özel sektörle ilgili olarak yeni bir teşvik politikası uygulayarak yerli istihdamı, yeni iş imkanları yaratacak olan bir yeni teşvik politikası yürürlüğe koyacağımızı Evet. söylüyoruz. Onu detaylı bir biçimde anlatıyoruz aynı zamanda. Ekonomiyle bağlantılı olan bazı adımlarımız var. Çünkü biliyorsun özellikle dövizden olumsuz yönde etkilenen çok sayıda insan var. Döviz borcu olan insanların bir an önce kolay bir biçimde borçlarını TL'ye çevirmeleri konusunda bazı önerilerimiz ve atacağımız adımlar var. Bunun dışında devlet vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de devlet okullarında gerçekten kaliteli bir eğitimi ve tam gün eğitime kademeli olarak tam gün eğitime geçişin sözünü veriyoruz vatandaşa. Bunu gerçekten hayata geçirebileceğimize inandığımız için söylüyoruz. Çünkü çalışmasını yaptık. Bugüne kadar tam gün eğitimle ilgili olarak genelde söylenen iki tane şey vardı. Öğretmenler tarafından da farklı paydaşlar tarafından da. Bunlardan bir tanesi öğleyin çocukların okulda yemek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bir altyapı eksikliği var okullarda. Dolayısıyla bu yüzden tam gün eğitime geçilemez deniliyordu. Gerçi haftanın belli bazı günlerinde tam gün olabiliyor biliyorsun. Bugün bile var. Ama bir diğeri de müfredatla ilgiliydi. Bu ikisinin ne şekilde düzenlenip önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde kademeli bir biçimde nasıl tam gün eğitime geçileceği konusunda bir çalışma yaptık biz. Ve Halkın Partisi olarak göreve gelmemiz durumunda aslında velileri de ciddi anlamda rahatlatacak olan, eğitim kalitesine de olumlu yönde yansıyacak olan bir tam gün eğitim yaklaşımımız olacak. Kademeli olarak yürürlüğe girecek olan. Ama ondan daha önemlisi okulda verilen eğitimin niteliğini, kalitesini artırmak için özellikle devlet okullarında bu kaliteyi, niteliği artırmak için bazı çalışmalarımız oldu. O anlamda da somut önerilerimiz var. Bunun dışında açıklamış olduğumuz projelerimizin içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi'nden maddi anlamda katkı alan insanlar var biliyorsun. Bu sadece yani mesela sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz durumda olan insanların aldığı belli bir maddi katkı var sosyal hizmetlerden. Yaşlılıktan dolayı alan var, dulluk maaşı olan insanlar var. Ama alınan bu sosyal hizmetlerden alınan bu katkı, bu desteğin, maddi desteğin yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü kimisi asgari ücretin yarısı kadar, kimisi
belki asgari ücrete yakın ama asgari ücretin altında bir takım ödemeler var. Vermiş olduğumuz taahhütlerden bir tanesi, göreve geldikten sonra ilk bir yıl içerisinde biz kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp devletin gelirlerini artıracağız ve 2019 yılı başladığında sosyal hizmetlerin verdiği bu ödemeler, insanlar yaptığı bu katkıyı asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Yani bugün asgari ücretin altında sosyal hizmetler dairesinden ihtiyacı olup da gerçekten ödeme alan, maaş alan insanların asgari ücreti en azından sosyal hizmetlerden almasını sağlayacağız. Çünkü biz Halkın Partisi olarak sosyal devleti önemsiyoruz. Bir diğer nokta ekonomiyle bağlantılı olarak açıklamış olduğumuz faiz yasasıyla ilgilidir. Biliyorsun bugüne kadar ülkede bir faiz yasası olmadığı için ciddi bazı sıkıntılar yaşandı. Değişik faiz yasası uygulamaları var dünyanın farklı yerlerinde. Piyasanın kendi içerisinde belirlediği faiz oranları var ama genelde insanlar borçlanma yoluna gittiklerinde çekilen en büyük sıkıntı sevgili Adem, bilmiyorum sen bunu daha önce yaşadın mı? Mesela ben şu anda bunu yaşıyorum. Benim de bir borcum var. Bir ev almak için bankadan 10 yıllık bir borç aldım. Onun faizlerinin nasıl katlanarak büyüdüğünü gördüğümde içim acıyor. Yani mesela dökümünü aldığımda ana para, yani sadece ana parayı ödemeye kalsanız ve faizleri, tabii ki faiz uygulaması var ama bizdeki sıkıntı şudur. Faize faiz uygulaması var ülkede. Yani her 3 ayda bir kapitalize olan bir faiz var. Yıllık olarak hesaplanması bir şeydir faizin. Her 3 ayda bir kendini katlanarak büyütmesi başka bir şeydir. İşte bu 3 aylık kapitalize olma meselesini yasayla sınırlandıracağız ve bunu kaldıracağız. Çünkü bu insanların almış oldukları borçları ödeyememeleri, borçlarının donağa düşmesi, insanların mazbata mağdur olması gibi ya da ellerindeki mallara haciz gelmesi gibi sorunları ortaya çıkarıyor ve ekonomik ve sosyal krizlere neden oluyor. Dolayısıyla bu ülkede sosyal adaleti sağlamak için yapılması gereken, atılması gereken en önemli adımlardan bir tanesidir diye düşünüyoruz bu faiz yasası meselesi. Bir diğer nokta da eğer dünyadaki gelişmelere bakacak olursak, son dönemde özellikle aslında yükselen döviz değil, Türk lirasının değer kaybetmesi durumuyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki ekonominin dengeleriyle de bağlantılı bir şey ve ülkemiz bu anlamda bir ekonomik bağımlılık içerisinde biliyorsun ve kullandığımız para itibariyle de. Şimdi bundan çok kolay bir biçimde kurtulmak madem ki mümkün değil, o zaman devlet olarak bazı tedbirler almak zorundasınız. Biz Halkın Partisi olarak bir söz veriyoruz ve diyoruz ki siz insanların döviz olarak borçlanmasını tamamen serbest bırakırsanız işte bugün geldiğimiz noktaya geliriz. Yani bir biçimde onu daha yararlı gördükleri için insanlar o yola giderler ama gelirleri Türk lirası iken borçları döviz olan insanlar giderek borçları artıyor insanların ve içinden çıkılmaz bir hal aldığı için de boşanmalar, ayrılmalar, insanların yaşadıkları psikolojik sorunlar ekonomik krizlerle birlikte daha da artıyor ve tetikleniyor. Bundan rahatsızlık duyacak olan bir siyasal iktidara ihtiyacımız var. Yani baktığı zaman ülkede bu tür sorunlar yaşandığını, sosyolojik sorunların ortaya çıktığını gördüğünde uykuları kaçacak olan yeni bir siyasal iktidara ihtiyaç var ve yeni ve adil bir düzen kurulmasına ihtiyaç var. Onun için söylediğimiz şey şudur. Mesela bir süre önce Türkiye'de de yapıldığı gibi döviz ile borçlanmalarda eğer bir kişi tüketici kredisi alacaksa ama geliri, maaşı döviz değil Türk lirasıysa döviz olarak borçlanmasına izin vermeyeceksiniz. Bu uygulama dünyanın başka yerlerinde var. Bu peki, uygulamaya geçmek gerekir. Çünkü eğer bunun önünü şimdi almazsak orta vadede, uzun vadede çok daha büyük ekonomik çöküntüler yaşanır ülkemizde. Bu ekonomik tedbirleri de almamız gerekir. Bir diğer örneği nedir bunun? Devlet bugün bazı mal ve hizmetler verir, satar veya kiralar. Bunların kiralanmasında veya bunların bedellerinin belirlenmesinde örneğin vakıfların kendi mallarını kiralamasında döviz üzerinden kiralanması yaklaşımından vazgeçeceğimizi söylüyoruz. Neden? Şimdi yurt dışından bir ürünü ithal eder devlet, döner birisine bunu satar,
Orada döviz üzerine hesaplanması makuldür. Ama bir taşınmaz malın kiralanmasında vakıflar bile eğer döviz üzerinden kiralama yoluna gidiyorsa, o zaman siz piyasada her şeyin döviz üzerinden yapılmasını devlet olarak kendiniz tetikler duruma gelirsiniz. Bundan da vazgeçeceğimizi açıkça söylüyoruz. Bir diğer nokta, gündeme getirdiğimiz az önce açmadım. Kolay konut edindirme projesi diye bir proje ortaya koyuyoruz. Bu gençler için çok yararlı olacak olan bir şeydir. Ve biz bunu yapabileceğimize inandığımız için çalıştık, hazırlığını da yaptık bunun. Bu projeyi ortaya koyduk. Bugüne kadar ne yapıldı sevgili Adem? Bugüne kadar her seçim döneminden önce şimdi olduğu gibi kırsal kesim arazisi dağıtıldı. Ama bu kırsal kesim arazileri dağıtılırken insanlar arasında haksızlık ve adaletsizlik yapıldı. Gençler arasında ayrımcılık yapıldı. Nasıl yapıldı? Hem partisine göre kırsal kesim arazisi verildi kişilere, ya da böyle yapılmadıysa bile kentlerde kalan, şehirlerde kalan gençler örneğin kırsal kesim arazisi alamadı. Çünkü onlar köyde kalmıyor. Ve binlerce genç mesela bu böyle bir imkandan yararlanmazken kırsal kesimde kalan gençlere arazi dağıttılar. Ondan sonra onu alan gençler ayrıca başka bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü o arazilerde altyapı olmadığını gördüler. Yolun olmadığını, elektriğin henüz gitmediğini, suyun henüz gitmediğini, telefonun henüz gitmediğini. Ve ilk evi yapmaya kalkışan genç bir başka hayal kırıklığı daha yaşadı. Elektriğin oraya gidebilmesi için elektrik trafo parasını o gence ödettiler mesela. Dolayısıyla bu yapı adil olmayan bir ve konut ihtiyacını da karşılamayan bir yapı ortaya çıkardı. Kaldı ki şehirlerde yaşayan gençler bundan mahrum kaldı. Üstelik onların bir kısmı da gidip köyde ikamet ederlermiş gibi belge alıp o kırsal kesim arazilerine başvurma yoluna vesaire gittiler. Sonuç, kırsal kesim arazisi dağıtarak bu ülkede gençlerin konut ihtiyacını karşılayamadığınız gibi aynı zamanda adaletsizliği körüklersiniz ve körüklediler de, istismar ettiler. Biz Halkın Partisi olarak diyoruz ki bir kere devlet elindeki imkanları kullanarak gençler için bir şey yapacaksa biz bunu bütün gençlere yönelik yapacağız. Ayırarak değil, ayrımcılık yaparak değil. O yüzden ülkemizdeki yerli müteahhitlerle birlikte mesela birkaç modelde kamu özel ortaklığı kurarak, yani bir tarafta devlet, bir tarafta yerli müteahhit şirketleriyle birlikte anlaşarak çevreyle ve o doğanın dokusuyla uyumlu sosyal konut, kolay konut edindirme projesi çerçevesinde yapıp ihtiyacı olan, yere mi benzeyecek, aslında tam yoksa değil çünkü birkaç modeli olacak bunun içerisinde, ihtiyacı olan insanlara uzun vadeli, yani ödeme kolaylığı içeren, gerçekten mesela kirada kalırmış gibi kirasını verirken, şu anda mesela 10 yıldır 15 yıldır kirada kalan insanlar var, yeni evli olan insanlar var. Kirasını verir gibi evini ödeyeceği bir modele geçeceğiz bir. İkincisi, bunun içerisinde başka modeller de olacak. Mesela müteahhit şirketleri bu tür konutlar yapacaklarında bundan kimin hak sahibi olacağını bir tarafsız şekilde çalışarak bir komisyon aracılığıyla belirleyeceğiz. Gerçekten mesela başka bir kalacak konutu olmayan, yeni evlenen vesaire diye gelir düzeyi belli olan insanları belirleyeceğiz. Ve firma bunu yapacağında gidip doğrudan firmadan da alabilecek bunu genç. Ancak öyle bir durumda o borcun ya da o ödemenin faizini mesela devlet karşılayacak. Böylece faizin altında o anlamda ezilmeyecek genç. Bir diğer model, devletin daha ucuz konut yapılması garantisi karşılığında, güvencesi karşılığında bunu yapacak olan firmaya araziyi vermesi şeklinde olacak. Bütün bunları iyi bir biçimde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yani özetle söylediğimiz şudur. Binlerce genç bu ülkede hem işsizlik sorunu yaşar hem de işi varsa bile evleneceğinde bir konut sorunu yaşar. Ya ailesinin yanına evlenmek zorunda kalır, ya ciddi ve büyük borçlar altına girip sonu gelmeyen bir borç yükü altında ezilir ve bir konut sahibi olmaya çalışır. Biz bunun önüne geçecek planlı bir modelle insanları konut sahibi yapacağız gençlerimizi bu memlekette. Ve bunu çok önemsiyoruz sevgili Adem. Çünkü çalışan insanların
Bir kısmı kamuda çalışır ama özel sektörde çalışan gençlerimizin ciddi bir mağduriyeti var. Açıklamış olduğumuz projelerde ve atacağımız pratik adımların içerisinde mesela bu da var. Özel sektörde çalışan insanların mağduriyetini giderecek adımlar atacağımızı söyledik. Nedir bu? Sosyal sigortası yatmayan, ihtiyaç sandığı yatmayan, sosyal sigortası gerçek maaşı üzerinden yatmayan, çalışma saatlerinin dışında çalışmasına rağmen kendisine ilave ödeme yapılmayan binlerce insan var. Bunun önüne nasıl geçersiniz? Bir siyasi kararlılıkla sıfır tolerans uygulayacaksınız bu konuda ve bu kuralları uygulayacaksınız. Neden? Çünkü zaten özel sektörde çalışan insanların aldıkları maaş daha düşük olduğu için bir de bu sosyal güvenlik anlamında yatırımları bu insanların yapılmadığında bu insanların ezilmesine izin verirsiniz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz Halkın Partisi olarak. Nettir burada duruşumuz. Çalışma yaşamının kurallarının uygulanmasını sağlayacağız. Ve bunu yaparken de üzerinde durduğumuz başka bazı hususlar da var. Mesela işsizliği azaltmak için bir firma ya da bir şirket veya bir orta ölçekli veya küçük işletme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir genci istihdam edecekse belli sürelerle devlet olarak biz yeni istihdam edilecek olan kişinin örneğin sosyal sigorta ihtiyaç sandığını devlet olarak ödeyeceğiz. Bu yaklaşımı ortaya koyacağız ki daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı istihdam edilsin. Bunların dışında yapmış olduğumuz açıklamanın içerisinde sadece bazı projelerimize bazı pratik adımlar var. Ve bunlar içerisinde en önemlilerinden bir tanesi de devletteki israfı ortadan kaldıracak olan adımlardır. Neden? Şimdi eğer bu ülkede yaklaşık 5 milyon TL yılda 25 milyon TL civarında yılda bir maaş ödemesi yapılıyorsa müşavirlere, müşavirliğin kesinlikle kaldırılması lazım. Halkın Partisi verdiğimiz sözlerden bir diğeridir. Göreve gelir gelmez yasadan bu müşavirlik statüsünü kaldıracak. Kaldıracağız bunu. Çünkü bu ciddi bir israfa neden oluyor. Görevde bulunan müşavirlerle ilgili olarak da bir düzenleme yapacağız. Görevini yerine getirebilecek ehliyete sahip, tecrübeye sahip, geçmişte müdürlük, müsteşarlık yapmış olan insanlardan yararlanacağız. Onlara yeni görevler vereceğiz. Ama bunun dışında bundan sonra bir kişi müdür veya müsteşar olduktan sonra görevden alındığında müşavir olamayacak. Artı bir kişi emekliliğine 5-6 ay kala müdür ya da müsteşar atanıp da kıyak bir emeklilik pozisyonuna, kıyak bir emeklilik maaşına, kıyak bir emeklilik tazminatına sahip olamayacak. Çünkü son dönemde gördük bu konuda devletin maliyesine bir yığın delik açıldı. Yani kendilerine yakın kendi partilerinden olan insanları maalesef emekliliklerine az bir zaman kala aldılar. Müdür ya da müsteşar yaptılar, oradan emekliye çıkardılar. Bu uygulamayı da ortadan kaldıracağız biz, yasayı değiştireceğiz. Bu konuda da duruşumuz nettir. Yurt dışına yapılan bir takım seyahatlerde makam araçlarının kullanılmasında ciddi anlamda sınırlandırma yoluna da gideceğiz aynı zamanda. Çünkü maalesef geçen 10 yıl içerisinde... Avrupa'da hatta başbakanlar bisikletle makamlarına gidiyor. Hatta ben Yunanistan ziyaretimde Sayın Tsipras'ı kendi özel aracıyla parlamentoya girdiğini gördüm. Buna benzer uygulamalar. Tabii ki bu olması gerekendi. Devlet olmanın gereği sizi evinizden alacaklar, makamınıza getirecekler vesaire değil. Bugün bu ülkede geldiğimiz noktada düğünlere, festivallere, gezmelere, her yere makam arabalarıyla vesaire gidiliyor. Bu inanılmaz bir israftır. Bunun dışında başka istismarlar da vardır makam araçlarıyla ilgili olarak. Biz bu konuda ciddi bir duruş sergileyeceğiz. Onu da net bir biçimde ortaya koyduk. Bir diğer noktada yurt dışına seyahatlerde örneğini geçmişte gördük. İhtiyaç neyse o kadar kişiyle birlikte gitmek gerekir. Şimdi geçen süre zarfında gördük ki ciddi bir israf var orada. Çok sayıda ilgili ilgisiz pek çok kişiyle birlikte yurt dışına gidiliyor. İhtiyaç bir günse 3 gün kalınıyor. Orada bir takım harcamalar yapılıyor ve bunlar devletin maliyesine bir yük getiriyor. Biz israfı önleyecek bir takım tedbirler de açıkladık orada. Bu da son derece önemli bize göre. Bir diğer nokta
bugüne kadar partizanlıkla verilmiş ve dağıtılmış olan bir takım şeyler var. Yani mesela turistik izinleri örneği var. Ya da mesela maliyenin elindeki araziler var, kiralanan araziler var. Bunlar da bugüne kadar hiç adil bir yaklaşım içerisinde olunmadı. Ya partisine göre verdiler veya birilerine yakınlığına göre verdiler veya fazla oy sahibi mi değil mi ona bakarak verdiler. İhtiyacımız olan şey nedir ve Halkın Partisi'nin göreve geldiğinde uygulayacağı şey nedir? Bir kere adil bir değerlendirme yapmak lazım. Yani siz eğer bir kişiye 6 tane 7 tane birden turistik taşıma izni, TİA izni verirseniz, üstelik de bunların verilmesinde rüşvet iddiaları dolaşırsa ortada, biz Halkın Partisi olarak bunların üzerine gitme kararlılığındayız. Bunları masaya yatırıp adil bir biçimde bir değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Devletin arazilerinin kiralanmasında gerçekten tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan ve küçükbaş hayvanına yem üretmek isteyen, yem sağlamak için o arazileri kullanmak isteyenlere kiralamak yerine kendi yakınlarına, eş dost akrabalarına kiraladılar. Ve hayvancı gidip o insanlardan kiralamak zorunda kaldı mesela. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz şunu söylüyoruz. Hayvancılık anlamında, yem anlamında kimin ihtiyacı varsa bunu objektif kriterlerle değerlendireceğiz ve maliyenin elindeki arazilerin kiralanmasında gerçek üreticilere, gerçek hayvancılara bu arazileri açacağız biz. Yani birilerine dönümlerce arazileri, devletin arazilerini veriyorlar. Şimdi yıllardır veriyorlar ve onun üzerinden pek çok kişiyi zengin ettiler. Onlar da dönüp o arazileri birilerine kiralıyor, birilerine kullandırtıyor. Böylece aradan bir anlamda rantı yiyen insanlar var. Halbuki ihtiyaç nedir? Gerçekten hayvancılık yapan, o arazilerin kullanımına ihtiyaç duyan insanlara devletin bu kiralama yoluna gitmesi gerekir. Ve biz bu adımı atacağız. Ayrıca söylediğimiz bir şey var. Bu nokta da önemlidir. Bu ülkede güneyde mal bırakan, eşdeğerci olan ama elinde binlerce puan bulunup herhangi bir mal almayan insanlar var. Yani eşdeğer puanları elinde kalan ve bunu değerlendirememiş olan insanlar var. Bunu arazi dağıtarak insanlara tekrardan geçmişte olduğu gibi işte paket açarak vesaire yapmak artık bu noktadan sonra anlamlı değil, gerçekçi de değil. Ama yapılması gereken önemli bir şey var. Bizim söylediğimiz Halkın Partisi olarak şudur. Eşdeğer mal bırakan ve elinde puan bulunan insanların en azından bu devlet arazilerinin kiralanmasıyla ilgili öncelik hakkına sahip olması gerekir. Anayasamızda bile geçici maddelerinde bu insanların devletin elindeki arazilerle ilgili öncelik hakkına sahip olması gerektiği yazıyor. Dolayısıyla örneğin bir kira almaksızın devlet bu insanların durumuna bakarak kendilerine bu imkanı verebilmelidir. Gerekirse onlar kiralarlar bunu ve bir gelir elde ederler bundan. Çünkü ciddi bir mağduriyet vardır orada. Yani elinde ciddi anlamda puan kalmış olan, herhangi bir mal almamış olan insanlar var. O yüzden biz bütün, yani programın başından itibaren bütün bu alanlarda söylediklerimi topladığında sevgili Adem, söylediğimiz şey bir adaletsizlik üzerine kuruldu bu sistem. Bugün içinde bulunduğumuz bu yapı, bu sistem, bu statüko, bu sistemsizlik daha doğrusu adaletsizlik üzerine kuruldu ve adaletsizliği daha da bir körüklüyor. Buradaki tehlike nedir? İnsanlar adil olmayan bir düzenle ilgili olarak bir durum gördüklerinde ki şu anda yaşıyor insanlar, işte az önce gençler örneğinde verdim. Bu devletin otoritesine, devletin kendine inanmıyorlar ve devletin varlığına ve o kimliğe olan inanç erozyona uğruyor. Biz burada bir kimliği var etmeye çalışıyoruz. Yani toplumsal bir var olma kavgasıdır. Burada yaşadığımız, bizim 1950'lerden itibaren yaşadığımız böyle bir kavgadır. Bu kavgayı var edebilmenin ve bu kimliği var edebilmenin yolu bu devleti adil bir biçimde hizmet üreten bir devlete dönüştürmekten geçer. Halkın Partisi'nin vizyonu budur. Burada bu toplumu bir toplum olarak, bir Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak değil, bir toplum olarak, bir halk olarak var edebilmek temel hedefimizdir. Bu adada ve bize yakışır bir düzenle ancak bu mümkündür. Biz buna inanıyoruz. Bu da sosyal adaletten geçer. O yüzden az önce tarif ettiğim devletteki israf, devletteki partizanca uygulamalar
gençler arasında yaratılan adaletsizlik ve diğer adaletsizlikler ve ekonomik kriz altında insanların ezilmesiyle ilgili bütün bu atmayı vaat ettiğimiz adımlar ve projeler sosyal adaleti yaratacak olan adımlardır. Yani yeni ve adil bir düzen vaadidir. Halkın Partisi'nin vaat ettiği yeni ve adil bir düzen kurmak mümkündür bu ülkede. Biz bu iradeye sahibiz ve halkın bu iradeyi ortaya koyup yeni ve adil bir düzene yürüyeceğinden eminiz. Peki projelerle ilgili sorular not almışım buraya. Özellikle özel sektör çalışanlarının haklarını düzenlemesiyle ilgili. Bir hantallık var dediniz. Yanlıştan beni hocam düzeltin. Sizce işsizliğin, ülkemizdeki işsizliğin nedeni sürekli insanların kamuda çalışma isteği mi? Şimdi, bunun önüne mi geçmek istiyorsunuz? Eğer devletteki şartlarla özeli eşitlemek mi amacınız bu özel sektör çalışanların haklarının korunması yasası? Şimdi şunu söyleyeyim. Devlette çalışma talebi ne isterse olsun, hı hı, artan veya azalan bir talep. Siz özel sektörde çalışan binlerce, ki devlette çalışan insanlardan çok daha fazla insan, hı, özel sektörde çalışıyor. Özel sektör çalışanlarının bir mağduriyeti var ortada. Bırakın başka işte kamuda çalışmaya talep var veya yok. Bu mağduriyeti gidermek gerekir. Çünkü Güney'de mesela bu olay çok iyi dengelendi. Mesela bütün özel şirketler çoğu 13. maaş veriyor. Ama bizim ülkemize baktığımız zaman bu oran %10 bile değil sanki. Artık mesele zaten 13. maaş meselesinin de çok yok, daha örnek, ötesinde. Tabii ki. Sadece bir örnek aklıma şu tabii anda geldi. Bu ülkede işsizliğin sebeplerinden bir tanesi, yani işin olmaması falan değil. Ama iş olan alanlarda, mesela şu anda özel sektörde iş olan alanlarda çalışma şartları o kadar olumsuzdur ki ve bu söylediğimiz çalışma hayatının kuralları o kadar bir ihlal ediliyor ki, uygulanmıyor ki. Söyledim ya, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı, çalışma saatleri vesaire. Öyle bazı yerler var. Mesela oteldir. Çalışanlara her ay maaşından 50 lira, 70 lira, 100 lira kesinti yapılır. Neden diye baktığınızda işte otelde mutfakta kırılan tabak sayısını, kaybolan çatal sayısını hesaplarlarmış. O hesabı dönerler insanların maaşından falan keser. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Zaten insanların aldığı maaş ne kadardır? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Dolayısıyla siz ülkede İşsizlikle ilgili olarak olumlu bir gelişme elde etmek istiyorsak sevgili Adem, Halkın Partisi olarak bizim söylediğimiz şey şudur. Özel sektörde insanların çalışabileceği bir ortam yaratmamız gerekir ki orada daha fazla insan istihdam edilebilsin ve çalışabilsin. Çünkü insanların orada çalışmaktan geri durmasına neden olan en önemli faktörlerden birisi şartların aslında adil olmamasıdır ve bir mağduriyetin orada olmasıdır. Onu giderip denetleme görevini devlet olarak yaptığımızda o mağduriyeti giderdiğimizde özel sektörde orada bir istihdam imkanı artacaktır. Daha fazla kişi, daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı özel sektörde istihdam edilebilecektir. Geçmişte kamudaki istihdamı kısarak özel sektöre insanları yönlendirmek için bir metot denediler. Ne yaptılar? Dediler ki biz devlete giriş maaşını düşürelim. Göç yasasıyla birlikte devlete giriş maaşını aşağıya çektiler. Ancak bu iyi bir şey diye düşünülüp adım atıldı. Sonuçları aslında çok olumsuz oldu. Neden? Bir kere kamunun kendi içerisinde sevgili Adem, eşit işe eşit ücret prensibini bozduğu için çalışma barışını olumsuz yönde etkiledi kamunun kendi içerisinde. Çünkü aynı görevi yerine getiren, diyelim ki öğretmenler, aynı görevi yerine getiren diyelim ki polis ve diğer görevliler, kamu görevlileri aynı görevi yerine getirirken farklı maaşlar aldılar. Kimisi öğlen arasında gidip restoranda yemek yiyebilirken 2011 göç yasasıyla girenler bu sıkıntıyı yaşadılar. Yani onlar gidemediler mesela. Yani bu sosyal adaletsizlik yaratan bir durum ortaya çıkardı. Üstelik de bu insanların devlet yerine özele gidip çalışmasını teşvik etmedi mesela göç yasası. Neden? Çünkü yine de ben kamuya gireyim diyen insanlar oldu. Şimdi kamuda
Bunu düzeltmenin yolu nedir? Devlette belli bir disiplin çerçevesinde ödül ceza mekanizmasını uygulayarak performansa dayalı bir kamu yaratmamız gerekir bizim. Vaat ettiğimiz şey odur, Halkın Partisi olarak bir an önce kamu reformunu yürürlüğe koyacağız ve performansa dayalı bir sistemle kamuda verimli bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bugün bazı insanlar ben devlete kapağı atayım, zaten orada çalışmadan da maaşımı alırım, üstelik giderim bir ikinci iş olarak da dışarıda da çalışırım diyorlar. Böyle bir durum yaratıldı. Oysa eğer siz kamuda verimli çalışmayı ödül ceza sistemiyle performansa dayalı bir hale sokarsanız, üstelik de ikinci iş yasağı madem ki var uygularsanız bunu gerçek anlamda, o zaman kamu özel dengesi de, özel sektördeki bu kendi içindeki adaletsizlik de düzelmeye başlar. Halkın Partisi olarak bizim vaat ettiğimiz budur vatandaşa. Sizin çok konuşulan bir açıklamanız var. Bir tane var. Birçok var ama son günlerde ortaya çıkan, geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs Volkan'da bu iddialara yanıt şeklinde belki vermiş olabiliriz. Verdim, evet. Mesela koalisyonun ortağı olmayacağım dediniz. Koalisyonda yer almayacağım dediniz, yanlış hatırlamazsam. Yanlış ne mı? Dediğimi söyleyeyim. Tam onu çünkü... Ne dediğimi söyle, hiç karışma. O kalmasın aklında. Doğru olanı, yani lütfen, doğrusunu söyleyeyim. Onu... Çünkü hep aynı şeyi söyledim. Ve arkadaşlarım da söylüyor. Vatandaşa verdiğimiz sözleri tutamayacağımız bir koalisyona girmeyiz. Yani mesela biz... Çünkü hocam o şey yapılan, anlaşıldı. Geçmişte yani yapılan... Hiçbir şekilde bakın, ben koalisyona girmeyeceğim şeklinde. Net söylüyorum, yalan. Verdiğimiz sözleri tutamayacağımız bir koalisyona girmeyiz. Ve bunu açıyoruz ondan sonra. Herkes de anlıyor ne olduğunu. Yani hesap soracağımızı söylüyoruz ve soracağız da Halkın Partisi olarak. Ve vatandaşın bu yönde bir beklentisi de var. Yani yapılan yolsuzluktan, yapılan hukuksuzluktan hesap soracağımızı söylüyoruz. Daha da somuta indirgeyin bunu. Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar var sevgili Adem. Bu raporların içerisinde bir takım iddialar var ve bazıları da bulgulara dayanıyor. Bu raporların içerisinde yazan her şey, tarif edilen her şey belki suç değildir. Çünkü mahkeme aşamasından netleşecek bu. Ama eğer suç değilse de o isimlerin aklanması açısından, eğer suçsa da, ki suç olanlar olduğunu da biliyoruz hepimiz, kamuoyu da biliyor. Bazı belediyelerin batırılması örneğinde olduğu gibi, aile şirketlerinden yapılan alımlarda şurada burada olduğu gibi, bunların savcılık ve polis aracılığıyla mahkeme önüne taşınmasını sağlayacağız. Net. Şimdi biz Halkın Partisi olarak bunu söylerken gireceğimiz bir koalisyon ilişkisinde eğer öyle bir ihtimal gündeme gelirse bize koalisyon ortağımız kendi partisinden olan, daha önce banka yöneticisi olan, daha önce belediye başkanı olan, Sayıştay raporunda adı geçen insanların konularını mahkemeye taşımamıza izin verecek mi? Sence verecek mi? Yani böyle bir koalisyon ilişkisine girdiğiniz anda neyle karşı karşıya kalacaksınız? Vatandaşa verdiğiniz hesap sorma sözünü tutamayacaksınız. Dolayısıyla bunu açık ve net bir biçimde baştan ortaya koyuyoruz. Ama bundan daha önemli bir şey var. O da şudur. Bütün bu tartışmalara hiç gerek kalmayacak sevgili adam. Ne için kalmayacak? Halkın Partisi tek başına iktidar olacak çünkü. Anketleri tam tersini söylüyor. Anketler 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminde tam tersini söylüyordu. Ben onların 3 katı kadar oy aldım. Vatandaş 3 katı kadar oy verdi bana. Anketler %7 diyordu. %21,5 oy aldım. Dolayısıyla anketler doğruyu bulamıyor bu memlekette seçim sonucu itibariyle. Örneği, yani şey demiyorum, öyle genel yorumlar falan yapmıyorum. 2 sene önce 2015'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 alacak, 5 alacak, 7 alacak, 9 alacak. Bunu söylediler. Anketlerdi bunlar. Bugün tartışılan anket firması da dahil olmak üzere bütün anket şirketleri en fazla %11'e kadar buldular. Onu da 2'ye katlayıp, vatandaş katladı, ben değil, 2'ye katlayıp %21,5 destek verdi. Sonuç, halk kimin kazanmasını isterse en güçlü odur. Halk kimin göreve gelmesini isterse tek başına göreve getirebilecek güce sahiptir. Burada görülmesi gereken nedir? Sıradan vatandaşlar, yani politize olmamış, elinde bayrağı alıp bir partinin peşinden falan koşmayan, evinde oturan, mesela bu televizyon programını izleyen vatandaşlar şunu bilmelidir. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de söyledim.
haklı çıktım bana kalırsa. Onun için gönül rahatlığıyla vatandaşa bu doğruyu bir daha hatırlatıyorum, bir daha söylüyorum. Siz eğer isterseniz bu değişimi çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü çoğunlukta olan sizsiniz. Dışarıda bağıran, çağıran, bayrak sallayan, televizyonlarda çıkıp çok görüntü veren, kalabalık görüntü verenler değil güçlü olan. Siz çoğunluktasınız. Sessiz bir çoğunluk var memlekette. Çoğunlukta olan sizsiniz. Eğer siz isterseniz birinin kazanmasını ona destek vereceksiniz ve güçlü biçimde göreve getireceksiniz. Biz Halkın Partisi olarak bir vizyon koyduk ortaya ve diyoruz ki biz bunları yapabiliriz. Ha, yapamayacağımız şeyleri de özellikle söylemedik. Ve bu yüzden de eleştiri alıyoruz zaman zaman. Mesela son derece popülist, seçim öncesidir diye bakıyoruz siyasi partilere ve siyasi parti başkanlarına, her şeye tamam derler. Böyle bir dünya yok ki. Yani bugün söyleyeceksiniz, iki ay sonra ya da bir ay sonra, işte bir aydan az bir zaman kaldı seçime, yalancı konumuna gireceksiniz. Umurlarında bile değil. Oysa biz yalan söylemek istemiyoruz. Doğruyu söylüyoruz sadece. Bize sorulduğu zaman farklı farklı konularda sorular, açık yüreklilikle doğruyu söylüyoruz. Ve yapabileceğimiz şeyleri söylüyoruz sadece. Atıp tutmuyoruz. Atıp tutan çok gördük bugüne kadar. Söyleyeceğim şey şudur. Bu kadar yılda 40 civarında hükümet gördük. Neredeyse ortalama senede bir tane hükümet gördük. Bütün siyasi partileri bugün mecliste olanlarda denedik. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Ve izledikleri siyasetin yanlış bir siyaset olduğunu gördük. Denedik ve yanıldık. Tekrar denemeye gerek yoktur. Dolayısıyla burada bir seçenek vardır ortada. Halkın Partisi vatandaşın bu beklentisinden hareketle ortaya çıkmış olan bir siyasi partidir. Bu sistemin, bu yapının kendi içinde çürüdüğünü, artık toplumu bir yere götüremeyeceğini, hatta gençleri işsizliğe götüreceğini, vatandaşı evine ekmek götüremez bir yere götüreceğini, vatandaşı evine haciz gelir bir noktaya götüreceğini, toplumdaki değişik kesimleri birbirine düşüren bir noktaya götüreceğini görüyoruz bu sistemin. Gelin, siz çoğunluktasınız, sessiz bir çoğunluksunuz, güç sizdedir, halktadır. Gelin bu sistemi bir kenara koyalım artık. Bir yeni başlangıç yapalım ya. Yeni ve adil bir sistem kuralım. Kendi içinde çalışır, hak edenin hakkını alacağı bir sistemdir bizim vaat ettiğimiz, başka hiçbir şey değil. Biz şunu vaat etmiyoruz sevgili adam. Halkın Partisi'nin üyesi olanların bir takım şeyler, avantajlar elde edeceği bir sistemden bahsetmiyoruz biz. Halkın Partisi'nin hükümete gelmesi için destek verip Halkın Partisi'nin peşinden koşan, yanında koşan insanların avantajı elde edeceği bir sistemden bahsetmiyoruz. Hayır, kesinlikle böyle bir yapıya karşıyız. Nereden bahsediyoruz? Bu siyasi süreçte yanımızda yer alan, destek veren insanlar, binlerce insan var. Ama onların da bir ayrıcalığı olmayacak sevgili adım. Hak edenin hakkını alacağı liyakata dayalı bir sistemdir vaat ettiğimiz. Bugün neden bizde devlet okulları çökmüş durumda? Neden bizde eğitim sistemi tam anlamıyla bir sistemsizlik haline geldi? Bugüne kadar kaç tane eğitimden anlayan eğitim bakanlığı görevlendirdiler? Bugüne kadar eğitim bakanlığında görevlendirdikleri eğitimci, müdür ve müsteşarları alıp Ulaştırma Bakanlığı'na, bilmem Turizm Bakanlığı'na götürdüler. Bir de orada müdürlük, müsteşarlık yaptırdılar. Liyakata dayalı bir sistem değil bu. Biz bu sistemde hiçbir yere gidemeyiz. Ben 2015 yılında vatandaşa şu mesajı vermiştim. Bir kez daha bunu hatırlatmak isterim. Çok basittir. Adem, saçların çok güzel. Bugün biraz da uzatmışsın. Bana nispet olsun diye yaptın belki, bilmiyorum. Ama ben sana soruyorum şimdi. Saçını kestireceğinde sen kasaba mı giden, berbere mi giden? Berbere. İşinin ehli olan insanlar, müdür, müsteşar, bakan, kaymakam, yönetim kurulu üyelikleri belirlenirken o işten anlayan insanlar, partimden olan değil. Buradan sözünü veriyorum vatandaşa. O işten anlayan, o iş konusunda bir tecrübesi olan, o iş konusunda belli bir eğitim almış olan insanlar bu saydığım görevlere gelecek. Yahu Allah aşkına, Türkiye'de baktığınız zaman... Burada sona yaklaşıyoruz. Son 5 dakika, 2 soru daha var size, tamam, sormam gereken. Kaymakamlık ve benzeri valilik gibi görevlere bakın Türkiye'de.
mülki idari amirlikleri bunlar. Devletin çalışmasını sağlayan en önemli temel yapı taşları normalde bir devlette. Bizim gibi yapılanmalarda kaymakamlık ve valilik. Bizde kaymakamlık var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve devleti temsil eden, orada devleti temsil eden en üst mülki idari amiri orada. En protokolde de en önde. Bugüne kadar kaymakamlıklar belirlenirken partiden kim varsa ve çoğu zaman da, yani insanların mesleğine yönelik bir şey söylemiyorum, bunu kendine göre daha iyi yapanlar da var ama kaymakamların neredeyse büyük bir kısmı hep öğretmenlerden atanmış bugüne kadar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kaymakam olarak görev yapacak olan insanların kamu maliyesinden anlaması gerekir sevgili adım. Hukuktan anlaması gerekir. Yürürlükteki mevzuatı çok iyi bir biçimde bilmesi gerekir. Hem vatandaşa yol gösterecek, hem vatandaşın pratik sorunlarının çözülmesinde yardımcı olacak, hem de ülkedeki kuralların uygulanmasına yardımcı olacak olan mülki idari amiri. Biz bu sözü veriyoruz. Kaymakamlık görevi yapabilecek olan, eğitimi almış ya da kaymakamlıkların içerisinden tecrübeyle gelen insanlara o görevlere getireceğiz biz. Yapılması gereken budur. Aksi halde hiçbir yere gidemeyiz. Halkın Partisi olarak söylediğimiz şey, yeni ve adil bir düzen kurulabilir bu ülkede. Buna karar verecek olan, bu kadar zamandır siyasetin içerisinde atılıp kapılanlar değil, evinde oturan sessiz çoğunluktur. Çünkü çoğunluktadır ve güç Kıbrıs Türk halkındadır. Eğer isterse vatandaş bunu başarır. Biz inanıyoruz ki ve daha önce de nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu toplumsal nabzı tutabildik ve okuyabildik. Vatandaş Halkın Partisi'nin tek başına iktidara getirebilir ve getirecek de. Ben buna samimiyetle inanıyorum ve inanarak söylüyorum bunu. Peki bu vaat, HP seçildi, bu vaatleri yerine getirmesi de istifa eder misiniz? Bir gün bile durmam zaten. Net. Çünkü yani, neden Avrupa'daki musun? Uygulamalar gibi oluyor. Mesela herhangi bir yolculuğu çıkan... Bir şey hatırlatacağım sana. Bir şey hatırlatacağım. Buyurun sadece. Hocam. İstifa mekanizması ya da kurumu bir erdemdir bana kalırsa ve uygulanması gereken bir şeydir. Eğer yapamazsanız, sizin kusurlarınızdan kaynaklanan bir durumdan yapmazsanız, sözünüze durmazsanız, o görevi iade etmesini bileceksiniz. Geçmişte görüş ayrılığına düştüğümde ve görevimi aslında olması gerektiği gibi yapamayacağımı düşündüğümde Cumhurbaşkanlığındaki özel temsilci görevinden istifa etmedim mi? Ettim. Evet. Görevimi iade ettim, çıktım oradan. Bir görüş ayrılığına düşmüştük Sayın Cumhurbaşkanı ile o dönemde, istifamı verdim. Bu burada önemli olan nedir ama? İstifa o son noktadır ama yapabileceklerinizin sözünü verirseniz önceden. Ya biz de bilirdik, sayfalar dolusu hiç olmayacak şeyleri atıp tutmayı yapmadık, öyle bir şey. Yapılabilecek olanları net bir biçimde ortaya koyduk Halkın Partisi olarak. Trafikle ilgili olarak da koyduk, ekonomiyle ilgili olarak da koyduk, faiz yasasıyla ilgili olarak da koyduk ve toplu taşımacılık anlamında da somut bir proje ortaya koyduk. Sağlıkta yaşanan sıkıntıları nasıl çözeceğimizi ve nasıl genel sağlık sigortası sistemine geçeceğimizi de tarif ettik ve çalışmasını da yaptık bunun. Yapabileceğimiz şeyleri söylediğimiz için bunları yapacağımız konusunda hiçbir endişem yoktur. Bunların gerçekleşebileceğinden eminiz biz. Bu duruşu sergileyeceğiz ve bunları hayata geçireceğiz. Şimdi önümüzdeki dönemde başarılı olmanın yolu bence hem çok çalışmaktır, hem sözünüzün arkasında durmak için doğru insanlarla çalışmaktır. Az önce ortaya koyduğum bütün bu hususlar benim uzmanlık alanım değil. Halkın Partisi'nin içerisinde pek çok çalışma grubunun hazırladıkları raporlardan çıkan projelerdir bunlar. Yani bu partinin içerisinde gerek kamu görevlisi, gerekse kamu görevlisi olmayan, fikir anlamda katkı koyan onlarca insan oldu. Ve onların emeğinin sonucudur bu ortaya çıkan fikirler, eğitimde de, sağlıkta da. Mesela öğretmen arkadaşlarımız oldu katkı koyan. Ciddi anlamda, ama kamu görevlisi oldukları için onların görünmesi mümkün olmadı. Fakat bugün Halkın Partisi'nin 50 milletvekili adayı başka partilerde hiç olmadığı gibi bir haftada 10-15 farklı televizyon programına çıkıp bütün bunları takır takır anlatıyorlar. Neden? Çünkü özümsediler. Çünkü birlikte yarattık, ortaya çıkardık bu fikirleri. Yani bir kolektif çalışmayla, bir ekip ruhuyla Halkın Partisi gerçekten topluma
bir umut noktasına gelmiş durumdadır ve biz vatandaşın bizi destekleyeceğine inanıyoruz gerçekten. Bu arada sorular da geliyor. Benim de sorum var. Sen beni onda bırakacaktın ama. Evet, 10 geç oldu. Daha sohbet devam ediyor. Şimdi izleyici soru yönetmen arkadaşımıza bildirmiş. Şu ana kadar bir sürü puan verdiler ama hiçbir şey alamadık onlarla. Siz başa geçtiğiniz zaman bu konuyla ilgili bir şey yapacaksınız. Az önce söyledim. Az önce söyledik. Devletin evet. arazilerinin kiralanmasında bir öncelik hakkının eşdeğerci olup henüz bir şey alamamış olan insanlara sağlanabileceği duruşumuz vardır. Bunu zaten gelecek hafta açıklanacak manifestonun içerisinde de yazılı olarak görecek vatandaş. Cumhurbaşkanlığında herhangi bir koalisyon görüşmesi oldu mu? Çünkü bir iddia vardı yerel bir gazetemizle ilgili. Hatta bakanlık paylaşımı bile yapıldı. Hayal ürünüdür bütün bunlar. Hiç kimseyle, ne Cumhurbaşkanıyla ne başka bir parti başkanıyla vesaire, hiç kimseyle bu tür bir görüşmem olmadı. Bu tür bir pazarlığım hiç olmadı. Koalisyon pazarlığı o bu kesinlikle olmadı. Biz zaten bunu halkın iradesine saygısızlık olarak görürüz sevgili adam. Önce vatandaşın ne karar vereceğini göreceksiniz seçimde. Seçimin sonuçlarını göreceksiniz ve ona göre bir diyalogla ne olup ne olamayacağına bakacaksınız. Bir kere biz vatandaşın bu desteği verip Halkın Partisi'nin tek başına iktidara getireceğine gerçekten inanıyoruz samimiyetle. Ama siz eğer seçimden önce birisiyle görüşüp bir takım pazarlıklara girerseniz ki geçmişte bu memlekette oldu bunlar. Bunları biz doğru bulmayız. Halk iradesine saygısızlık olarak görürüz. Ve açık ve net söyleyeyim, biz Halkın Partisi olarak ne ben ne partinin başka bir yetkilisi bir başka partiyle seçimden sonra o olur mu böyle bir koalisyon pazarlığına girmedik, girmeyiz de girmeyeceğimizi herkes bilir de aynı zamanda. Ortaya koyduğumuz duruştan dolayı herkes bunu görür de. Ne Cumhurbaşkanıyla görüştüm bu maksatla ne bir başka parti başkanıyla görüştüm. Bunlar farklı partilerde bulunan, bize sempati duyan insanları bizden soğutmak için çıkardıkları haberlerdir. Ama artık vatandaşın gözü açıldı. Herkes her şeyin farkındadır. Yani sadece gazetelerde birisi eline kalemi şeyi aldı da bir spekülatif haber yazdı diye insanlara inanmaz ya artık. Artık bunun televizyonu, sosyal medyası, onlarca haber sitesi, ki oralarda da bazen doğru olmayan haberler çıkabilir ama doğru olup olmadığını hemen başka yerden görürsünüz. Kaldı ki 2 gün önce bu haber çıktığı anda ben net bir biçimde kimseyle böyle bir görüşme yapmadığımı, böyle bir pazarlık içerisine girmediğimi açık yüreklilikle çıktım ve söyledim. Alnımız açıktır sevgili Adem. Ne dediğimizi çok iyi biliyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Süreyi de açtık izleyicilerimizden. Boşluk aldım sana şimdi. Yok yok sıkıntı değil, borç yok ama sorular vardı en azından. Akıllarda kalmasın diye sorduk. Çok kolay gelsin, zor bir yol. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Vatandaşın istediği gibi olacak her şey ve biz Kıbrıs Türk halkına güveniyoruz. Çok teşekkürler, kolay gelsin hocam. Evet değerli izleyenler, programımızın sonundayız. Tekrardan görüşünceye dek mutlu hafta sonları.